Söyle. Bahar aradı. Asiye Hanım bir kriz geçirmiş. Ambulansı aramamasını söyledim. Ben de Kadir'i takip ediyorum. Kimseyi gönderemedim. Ben giderim. Niye açmıyorsun sen telefonu? Neredesin? Ne oldu ki? Şimdi bir şey söyleyeceğim ama sakin ol, tamam mı? Ne oldu Zeynep? Annenin yardımcısı aradı da şimdi. Annen kriz geçirmiş, seni görmek istiyormuş. Sen gelmeden de hastaneye gitmeyecekmiş. Tamam, ben gidiyorum. Haydi. Efendim abi. Alo Çetin, bu ilandaki adrese gelin. Benim orada paketlediğim bir adam var. Alın onu emniyete götürün. Tamamdır abi, hemen geliyoruz. Ambulansa da haber ver. Tamam, tamamdır abi. Sana bir soru soracağım. Eğer doğru cevaplarsan seni serbest bırakacağım. Şimdi beni iyi dinle. Çok basit. İki tane düşmanın var. Eğer yaşarlarsa eninde sonunda öleceksin. Nasıl kurtulursun bunlardan? Kafalarına sıkarım. Ben birbirlerine kırdırırım. Yani böyle kafasına sıkmak riskli olabilir. Ya onlar seni kafana sıkarsa? Nasıl? İşte böyle. Cansız. Kadir. Asiye. Ve polisler. Oradan kimse sağ çıkamaz. Az önce yattı. Çağırmamı ister misiniz? Yok yok, lüzumu yok. İhbarda bulunacağım. Cansız kod adlı şahsın adresini bildireceğim. Thank you.
bana pusu mu kurdun? Ne? Anlamıyorum, ne diyorsun sen? Yerden kurtulmak için polis mi çağırdın sen? Ben hiç kimseyi çağırmadım. Polis aramadım kimseyi ben. Alın beni. Hadi öldürün birbirinizi. Hadi öldürün. Hadi. Bir dakika. Sen oğlum ne oldu? Bana... Bir şey oldu yok. Kolun. Bir şey oldu yok. Sen yaralanmışsın. İyiyim. Ambulansa gerekli. Ama dur bir dakika. Bana bak. Cansız nerede, tanıyor musun Cansız'ı? Cansız burada mı? Cansız'ı tanıyor musun? Ben öyle birini tanımıyorum. Ben yalnızım evde. Bilmiyorum. Kim? Orasına bakacağız. Havuzun çok kötü. Hastaneye gitmemiz lazım. İyi. Ama... Bu evde birisi vardı. Cansızdı değil mi? Bu evde kimse yoktu. Ben yalnızdım. Kim o? Bak ben hep birilerine inandım. Sonra da onların yalanlarıyla yüzleşmek zorunda kaldım. Anladın mı? Sen bana yalan söyleme. Sen bana bunu yapma. Benden bir şey saklama. Ben senden bir şey saklamıyorum. Ben ne biliyorsam onu söylüyorum. Başkomiserim, ayakta durmayın, oturun lütfen. Evet, İyiyim ben, iyiyim. Otur. Ya böyle iyi dedim, bir şey buldunuz mu? Tüm ekipler çevreye bakıyor başkomiserim. Geçmiş olsun, herif kaçmıştır. Arkasına da bir ton soru işareti bırakmıştır. Haydi bakalım. Peki bu cansız kim? Neden benim evimde burada arıyorsunuz onu? Kim o? Sana onun kim olduğunu söyleyeyim mi? Senin bir torunun vardı. Benim
gizli karım. Cansız onları benden aldı. Anladın mı? Ne oluyor burada? Bir şey oluyor, iyi. Sen ne oldu yine sana ya? Ya bir şey olmadı, iyiyim Zeynep, iyiyim. Görmüyor musun? Ayaktayım. Görmüyorum, iyiyim, iyi değilsin. Sizin de hasta olduğunuzu söyledi Bahar. Bebeğim, hiçbir şeyim yok ki, iyiyim ben yani. Hiçbir şey bildiğim de yok. Ya sen her seferinde kendini nasıl böyle yaralamayı başarıyorsun, ben hiç anlamıyorum. Ya iyiyim ben, bir şeyim yok, iyiyim. Uzatma, ayaktayım bak, görmüyor musun? Laf dinlemiyor hiç. Dinlemez, Kadir Adalı o, dik başlı. Ambulans çağırdınız mı? Ambulans çağırdılar. Ambulansı çağırdılar, ambulans geldi. Ne ambulansmış ya, gelmek bilmeyen? Sen bir otursana, annenin sözünü dinlesene sen. Ya hadi şu telefon çalmasa sen bizi 280 yere sereceksin ha. Buyur canım. Alo abi. Bıraktığım adamı aldınız mı? Abi adam ölmüş. Ne? Oğlum. Oğlum hayırdır? Kafan mı güzel senin? Ben onu sağ salim bıraktım oraya. Hasta mısın sen? Biri infaz etmiş abi. Kapat. Kapat. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oğlum. Kerem beni aradı. Abi motosikleti buldum dedi. Ondan sonra olanlar oldu zaten. Neden kapımı çaldın oğlum? Madem durmayacaktın, suç işlemeye devam edecektin. Neden ekmeğime kan doğradın? Hadi yürü. Hadi. Şans varmış ya. Hiç çıkmayacaktın oğlum hapisten. Alo. Alo, duyuyor musun? Duyuyorum. Asiye Hanım nasıl? Benim gelmeme gerek var mı? Asiye Hanım iyi. Nesi varmış? Hiçbir şeyi yokmuş. İyi. Çok iyi. Allah Allah. O zaman Bahar niye beni... Kadir ne yaptı? Kadir mekanı bastı. Ama kimseyi sağ alamadı. Herkes öldü. Sonra? Sonra bir telefon geldi, çekti gitti. Nereye gitti? Biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Benden bir istediğin var mı? Var. Yarın bana gel. Niye? Yarın yüz yüze konuşuruz, nasılsın?
İnsan her tarafı nasıl böyle yara bere içinde olabilir ya? Kevgire döndün, kevgire, her yerin delik deşik. Ya arkadaşım, yok mu beni böyle sakinleştirecek, uyutacak bir şey ya? Ya ben uyumak istiyorum, rica ediyorum sizden ya. Yani böyle zerk edeceğim, beni böyle pelteye çevirecek bir şey yok mu? Lütfen rica ediyorum, yapar mısınız bana? Ya ben burada bir şey konuşuyorum değil mi? Ya konuşuyorsun Zeynep, konuşuyorsun da bitirdin mi beni be? İyiliğin için. Tamam, anlıyorum. İyiliğim için. Beni çok seviyorsun, sen benim için bitiyorsun. Ömründen ömürler gidiyor, tamam mı? Öldün, öldün, dirildin. Ben bunun farkındayım tabii, farkındayım da bak arkadaki arkadaşımız böyle bize garip garip bakıyor yani. Biz ne konuşuyoruz anlamında bakıyor, anlatabiliyor muyum? Bir şey bilmiyor. Ya yani ben burada ciddi bir şeyler söylüyorum ama adam ciddi olamıyor ki. Adam ciddi olamıyor yani. Ya. Aa, bir dakika ya, sen ayrıca benim niye sana söylediğim şeyleri başkalarının yanında söylüyorsun sen? Tutsan içinde, tutamıyor musun? Ya ben zaten bunu yıllarca içimde tutmuşum ya. Bırak bir söyleyeyim ya, benim bunu söylemeye hakkım yok mu? Ya ben insan değil miyim ya? Kendimi gideyim şu ambulanstan silah mı atayım, ne yapayım ya? Ya vallahi billahi benim arkadaşlarıma, kendime işte sesli bir şekilde artık bunu söylemeyeyim ya? Hı Zeynep? Hı, tamam söyle. Niye? Bak kolumu alıyor lütfen, uzattım ben lütfen. Hakikaten de canım yanıyor, niye? Tamam söyle yani. Neyi söyleyeyim? İşte seni sevdiğimi söyle. Anlamadım, bir daha yüksek sesle söyle. Seni sevdiğimi söyle. Seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok seviyorum. Ne kadar çok seviyorsun? Bayağı çok seviyorum. Yaralıyım ben. Ya bak iyi hatırlattın. Allah aşkına bir kendine dikkat et artık be adam. Hayır sanki omzundan vurulan bu değil başkası. Hiç mi insanın canı yanmaz ya? Birazcık dikkat et. Biraz böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır sonra konuşunca da konuştu oluyor. Telefon edebilir miyim abi? Tamam. Alo. Alo. Kerem sen misin? Benim. Niye başka bir numarayla arıyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda. Alo, orada mısın? Oradayım Cemre. Efendim? Beni affet. Her şey için beni affet. Ben sevabıyla günahıyla sadece sevdim seni. Ama olmadı. İyi biri olursam bir şeyler düzelir dedim, yoluna girer dedim. Her şey kendini toparlar dedim. Ama dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine aynı. Sadece benim çabam yetmiyormuş. Onu anladım. Niye benimle böyle konuşuyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Cemre, benim başıma çok şey geldi. Hepsinin de hesabını verdim. Bundan sonra da vereceğim zaten. Bundan gocunduğum yok. Ama şunu bil. Sen benim başıma gelmiş en güzel şeysin. Ya da öylece. Biri sorarsa
Ya birader, nedir senin mevzun derse, ben sevdim derim. Çok sevdim derim. Kerem, ne oluyor ya? Ya bir şey söyle, cevap ver. Kerem. Alo, Kerem, cevap. Kerem. Niye böyle yapıyorsun sen? Ne yaptın? Konuştun mu avukatınla? Benim avukatım yok abi. Sabah barodan senin için bir avukat isteriz. O zaman verirsin ifadeni. Seni görmek için gelmiş abi. Biz normalde bunu alıyorduk abi de. Seninle bir konuşmak istedi. Zeynep nerede? Abi az önce çıktı. Hemen eve gidip gelecek. Bizden de iki adam ona eşlik ediyor. Tamam, çık dışarı. Bizi Adem'le yalnız bırak. Başüstün abi. Fazla vaktin yok Adem. Konuşmaya başla. Abi ben kurtulmak istiyorum. Deme. Adem, senin kurtuluşun zor be kardeş. Abi sen istersen bir kurtuluşum olur. Sen istersen ben kurtulurum. Tamam. Biliyorum, epey yatacağım içeride. Hatta az çok tahmin de edebiliyorum ne kadar yatarım. En azından çıktığım zaman bir... ne bileyim, yeni bir kimliğim olsun, yeni bir adım olsun, yeni bir hayatım olsun istiyorum ya. Niye şimdi geldin bana? Dur ben sana söyleyeyim. Az çok böyle devam edersen öleceksin. Ama biliyorsun. Öyle değil mi? Şimdi ben sana yardımcı olursam eğer, sen bana bunun karşılığında ne vereceksin? Para. Yani Cansız'ın parasını abi. Çok yakında para transferi yeniden başlayacak. Rusya'dan para transferi olacak. Ben senin o parayı almanı sağlayayım. Sen de bana yardım et abi, ne olur ya. Dur. Böyle kolay kurtulamazsın sen. Bu daha birinci basamak olur. İlk adım. Yani ben senden parayı aldıktan sonra başka bir şey daha isterim. Onu da aldıktan sonra senin için bir şeyler yaparım. O zaman yaparım. Yaşamaya bak. Eyvallah. Şimdi Çetin'i çağır bana. Çetin, kardeşim, bunu salın. Buna bir şey yapmayın. Bunu gönderin. İki, Cansız'ın içinde olduğu bir
para transferi yapılacak. Rusya'dan gelecekmiş para. Bir istihbaratla telefonda haberleşin. Onun teyidini et. Doğru mudur, yanlış bir bilgi midir diye. Ondan sonra da beni haberdar et. Başüstüne abi. İstihbarat yeni bir teslimat olacağını biliyor. Ama yeri ya da zamanıyla ilgili herhangi bir şey yok ellerinde. Bu bilgiyi nereden almışlar? Rusların konuşmalarını dinlemişler. Polisi yemlerim isterseniz. Başka bir yola yönlendiririm. Siz de paranızı teslim alırsınız. Ben hallederim. Biri mi gelecek? Hı? Birini mi bekliyorsun Veli? Yok, kimseyi beklemiyorum. Zaten benden habersiz o kapıdan kimse içeriye giremez. Hı. Akşam Asiye'nin yanına gittim. Kız açtı kapıyı, içeriye girdim. Bir tuhaflık var. Kızda. Bahar'da mı? Evet, Bahar'da. Neden insanoğlu gizlemeye çalıştığı şeyi daha çok belli ediyor Veli? Halbuki gizlemeye çalışmasa hiç belli olmayacak. Neyi gizlesin ki? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Bana Asiye Hanım'ın iyi olduğunu, uyuduğunu söyledi. Çok geçmeden Asiye Hanım teşrif etti. Hiç uyuyor gibi bir hali yok. Sonra polisler geldi. Sonra Kadir Adallı. Bana pusu kurdular. Ama bilmiyorlar ki çakala pusu kurulmaz. O kurmuştur. O kadın. Onu bulalım. Bahar'ı bulalım. Ben bulurum. Sen değil. Kadir Adalı niye oradaydı? Ona benim orada olacağımı kim söyledi? Adam her yerde seni arıyor. Karısıyla kızı senin yüzünden öldü. Yani o gece mekanı bu yüzden terk etti herhalde. Bana bir şey söyle Veli. Öyle bir şey söyle ki içimdeki kuşkulara su serpilsin de sana yine güveneyim. Ah! Ben sevdiğim kimseye ihanet etmedim. Daha güzel bir şey söyle. Ben senin oğlunun silah arkadaşıydım. Oğlum bana güvendiyse sen de güvenirsin.
Ağzına dayanan o sırayla ben babamın gırtlağını kesmiştim. 12 yaşında Sübyan koğuşuna girmeme vesile olmuştur. Benim için çok değerlidir. Eşyayı insandan daha çok seviyorum Beli. Biliyor musun neden? Eşya ihanet etmez. İtaat eder. İtaat et Veli. Sana asla ihanet etmedim. Sen mantıklı bir adamsın. Aksi aptallık olur. Ben bir adam tutayım kendime. Arada sırada vursun beni. Ne diyorsun ya? Sen artık iyice abarttın bu işleri. Ben sana bir şey demiyorum. Çıtayı gittikçe yükseltiyorsun çünkü. Şşş, nereye gidiyorsun sen ya? Şşş mi? Ne biçim konuşuyorsun ya? Okey'e dördüncü arar gibi. Nereye gidiyorsun sen be? Kahve almaya. Beni bırak. Yok, benim bu işi çözmem lazım. Çünkü sen yakında bana yemek falan da yedir dersin, bir can sıkar. Sen şimdi yemeği memeği boş ver de... bir şeyler düşündün mü acaba, hı? Üstüne başıma böyle tişört gibi. Bakalım, bir bakalım düşünmüş müyüz, ne düşünmüşüz? Aa, sen benim evime nasıl girdin? Anahtarım var. Senin anahtarın var. Biz senin evine girerken çarşı izni almamız gerekiyor ama nasıl olacak bu iş? Orası benim evim. Ha tamam, senin evin senin evin, benim evim de senin evin yani. Evet, senin evin de benim evim. Gel. Abi. Söyle Çetin. Abi, Kerem'le ilgili bir şey duyduk da onu bir haber vereyim dedim. Nedir? Dün gece gözaltına alınmış abi. Kerem, bizim Kerem. Sebep? Abi cinayet masa almış ama şimdilik bir şey bilmiyoruz. Akif gitti öğrenmeye. Cinayet masa. Bizim Kerem. Oğlum yanlışınız olmasın sakın. Başka Kerem olmasın. Ya Kerem öyle bir şey yapmaz. Tamam, çık çık dışarı. Allah Allah. Çetin. Sabah kadar uyumadı, seni bekledim. Nasılsın? Daha iyisin değil mi? Daha iyiyim. Bir şeyim yok. Çok şükür. Sen de iyisin inşallah. Ben iyiyim. Bir şeyim yok ki benim. Nereden çıktı bu hastalık, kriz? Bahar neden böyle bir şey söyledi sana bilmiyorum. Bilmiyorsun öyle mi? Bilmiyorum. Şimdi cansızı ihbar eden kişi... senin evinin adresini vermiş. Orası bir garip. Sonra beni oraya çekmeye çalışmış nedense. O da enteresan. Şimdi kafamda benim böyle buna benzer bir takım sorular var ama ben bunların cevabını alacağım. Neyse. Ben burada fazla kalmayayım şimdi. Kerem'in yanına geçeyim, tamam? Merak etme, ben Asya Hanım'a eve kadar eşlik ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Çetin. Emniyetten önce başka bir yere uğrayacağız. Başüstüne abi. Abi, az önce istihbaratla konuştuk. Cansız'ın para transferi dinlemelerine takılmış. Ama
Transferin zamanı ya da mekanı ile ilgili bir bilgi yok. Güzel. O zaman belki bize bu konuda Zarif yardımcı olur. Haydi. Etmemi istedi. Bana böyle bakacaksan bundan böyle çalışmayalım. Seninle çalışmayı bırakırsam varlığının da bir anlamı kalmaz. Gelen var. Aldım da öldü. Ama sana dirisi lazım değil miydi? Yazık olmuş. Dün gece yakalıyordum Cansız'ı. Onu yakalayabilmen için önce bulman lazım değil mi? Sen rahatına bak dayı. Er ya da geç ben onu bulacağım. O bende, o iş bende. Dün gece ya beni görmek istedi kendisi. Ya da birileri onu taklaya getirdi. Bileyim daha önce başına böyle bir şeyin geldiğini ne duydum ne gördüm. Her şeyin bir ilki vardır. Her şeyin bir sonu da vardır delikanlı. Dikkat et de. Onun için ilk olan senin için son olmasın. Ama sonu yaklaştı. Kulağıma bazı şeyler gelmeye başladı. Bir kurye geliyor denizden. Günü saati bilmiyorum ama para transferi başlamış. Cansız'a ulaşmak istiyorsan o parayı al. Para geliyorsa ben o parayı alırım. Dayı, ben eğer birine bu kadar yaklaşabiliyorsam, onun sonu yakın demektir. Thank you.
Kadir'e söylediklerin doğru muydu? Para mı gelecek? Var mıymış para transferi? Evet. Bir para transferi yapılacak da sen nereden biliyorsun? Cansız'a çalışan birkaç polis muhbir var. Onlardan öğrendim. O paranın nereden ve ne zaman geleceğini öğren. Tamam abi. Sen Cansız'ın nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Bilmiyorum abi. Şişt. Oğlum ben salak mıyım lan? Bana bak. Sen Cansız'ın nerede olduğunu biliyorsun. Ama sigorta olarak kendine saklıyorsun. Ben bunun farkındayım. Bak transferle ilgili diğer bilgileri bana verdikten sonra seninle Cansız'ı daha sonra konuşacağız. Şimdi değil. Onu bana verdikten sonra da ben senin dediklerini yapmaya başlayacağım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. İyi haydi. Cansız buradaydı. Buradaydı, buraya geldi. Yusuf'la karşılaşmaları an meselesiydi. Ha, düşünmek bile istemiyor. Aman Allah'ım. Belli ki biri birbirlerini vursunlar diye yapmış. Ah, aman Allah'ım. Ama ben onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Veli, değil mi? Veli elindeki her şeyi kaybetmeye başladı. O yüzden de çok korkuyor. Korktuğu için her şeyi yapar Veli. Siz Cansız'ın yerini bilmiyorsunuz değil mi? Ne? Bilmiyordum ama Veli gösterdi bana yerini. Yusuf'la Cansız'ı karşı karşıya getirip bana izletti, inanabiliyor musun? Nasıl yani, Kadir'le Cansız yüz yüze mi geldi? Cansız karşısındakinin oğlu olduğunu bilmiyor. Yusuf da karşısındakinin babası olduğunu bilmiyor. Bana Cansız'ın adresini verebilir misiniz? Neden? Ne yapacaksın Zeynep? Veli'yi son bir kez daha uyaracağım. Tamam kızım, delilleri sen Tayfun'un masasına gönder, cinayet büroya göndersinler. Haydi. Kadir, Zeynep Kerim'in gözaltına alındığını söyledi ama nedenini bilmiyormuş. Vallahi cinayetten alındı gözaltına. Nasıl yani? Ne cinayeti? Kerem böyle bir şey yapmaz. Ya yapmaz, yapmaz da işte polis mekana geldiği zaman cinayette kullanılan silah Kerem'in elinde görüyor, mevzu bu. İfadesi alınmış mı? Yok abi, işte barodan avukat bekliyorlar. Hayır, öyle bir şeye gerek yok. Onun avukatı benim. Ben savunacağım. Ya iyi, iyi de bak şimdi işimiz biraz zor. Eskisi gibi kolay değil. Neden? Bir, Kerem'in önceki sabıkası. İki, tanıkların ifadesi. Üç, cinayette kullanılan silah Kerem'in elinde bulundu. Savcı tutuklu yargılanmasını isteyecektir. Yani bu çocuğu kafa kola almışlar belli. Ama Allah'tan sevdiği bir abisi, bir de sevdiği bir avukatı var. Beraber çalışıp içeriden kurtarmaya çalışacağız bir şekilde. Tayfun. Başkomiserim. Gel oğlum. Cemre Hanım, Kerem Bey'in avukatı. Kendisine cinayet bölüğe kadar eşlik eder misin? Başüstüne komiserim. Buyurun Cemre Hanım. Kızım, gönderdin mi Kerem Korkmaz'ın delil dosyasını? Ne bakıyorsun ördek? Senin ikizin nerede? Ne ikizi ya? Cemil kankam. Bilmiyorum, konuşmadım birkaç gündür.
istiyor Emre? Ya sen ne tuhaf bir insansın ya. Dün benle konuştuktan sonra ben deliye döndüm. Evin içinde dolanıp durdum. Ya telefonun kapalı, aradığın numara sürekli meşgul. Özür dilerim. Özür dileme. Benden özür dileme. Ya insan demez mi Cemre? Ben gözaltına alındım, gel yardım et diye. Ya niye bunu söylemiyorsun Kerem? Niye? Cinayetle suçlanıyorsun sen. Müebbet isteyecekler, müebbet. Senin kadar tuhaf bir adamla tanışmadım ben ya. Her yardım etmek istediğimde böyle öfkesine yenik düşen, hiçbir şeyi görmeyen bir adam tanımadım ben ya. Ne gülüyorsun? Seni gördüğüme sevindim. Sen şu kapıdan girdin ya. Tamam artık. Kim gelirse gelsin. Ne gelirse gelsin ben bir şekilde ayakta kalırım. Sen şu kapıdan girdin ya. Artık kimle uğraşırsam uğraşayım, neyle uğraşırsam uğraşayım. Ayakta kalacağım söz. Kalacaksın. Bizim için kalacaksın. Bizim için. Buradan çıkmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Bizim için. O çocuk oradan çıkmasın Demir. Bütün gençliği orada çürüsün. Kurtulmasına sakın izin verme. Elimden geleni yapacağım. Daha fazlasını yap. Bu çocuk babasını yaralamıştı değil mi? Evet. Hatta adam aldığı yara yüzünden sakat kalmış. Güzel. Al sana fırsat işte. Babasının içindeki öfkeyi kullan. Nasıl yani? Şimdi ona para teklif et. Oğlu aleyhinde yalancı şahitlik yapsın. Oğlum Cemil Tuna'yı öldüreceğini söyledi. Ben de ne yaptıysam engel olamadım mı desin mesela. İşte bu kadar. Ha, bir de şu ölen çocuğun ailesiyle görüş. Bir avukat gönder ona. Ama senin kadar iyi bir avukat olsun. Elbette. Artık Kadir abisi de polis olmadığına göre ona yardım da edemez. Kadir Adalı vazifeye geri döndü. Nasıl yani? Siz ona dava... Şikayetlerimden vazgeçtim. Kadir Adalı hakkında açtığım bir dava yok. Neden? Öyle icap etti Demir. Kadir Adalı'yı düşünme. Sen sadece dediklerimi yap yeter. Şimdi tamirhanenin yakınlarında ne kadar mobese varsa hepsinin kayıtlarını alıyorsun. Kerem'in de hastane raporlarını da alın mutlaka. Başüstüne abi. Tayfun sen de cinayet masaya haber ver. Bu olaylara karışan şahıslarla ilgili elimizde açık bir dosya var. Tamam, savcıyı da bilgilendir. Tamamdır abi. Tamamdır. Haydi. Yani anlayacağın çok temiz tezgah kurdular bana Cemre. Ben de balıklama ekranın ortasına atladım mevzu. Ne, kim yaptı bunu? Şüphelenen biri var mı? Var. Yakup. Yakup mu? Aynen. Benim kafamın basmadığı şey... Yakup böyle dolanmaçlı işlerin adamı değildir. O halledeceği şeyi gider, düz halleder. İlk aklı geleni yapar. Aklında fikrine biri girmiş gibi. Bizim çevremizde yoktur böyle biri. Düşündüm. Senin çevrende var mı? Var. Evet, normalde avukat görüşmelerine girmek yasak ama ben aileden olduğum için giriyorum. Ne haber koçum? İyi baba. Gel bakayım. Evet, bir cinayet kalmıştı. Ona da el attın çok şükür Kerem. Öyle değil mi? Eğme kafanı, kaldır bakayım. Sana bir soru soracağım ama darılmak yok. Sor abi. Bak, herkes şahidim olsun. Olayın başından beri. Yani ben emindim senin suçsuz olduğunu. Onu sana peşinen söyleyeyim. Yalnız bir soru. Sen bu işin içinde misin? Senin bir parmağın var mı bu işin içinde? Yok abi.
Benim tek hatam o silaha dokunmak oldu. Eyvallah. Bir taraftan Cemre, bir taraftan ben senin için uğraşıyor olacağız ama... kolay değil. Zor. Tamam mı kardeş? Bir şekilde halledeceğiz. Siz benim hayatımdaki en büyük şansımsınız, biliyorsun değil mi? Sen o şu gülmenin bedelini ne öder ki bu hayatta? Sen gül. Ben başka hiçbir şey istemem. Yeter ki gül. Müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Benim konuşacak bir şeyim yok. Benim var. Karşılığını da veririm. Ne konuşacağız? Oğlunu. Senin şu yaramaz oğlun yine bir suç işlemiş. Bu seferki cinayet. Yapar o yapar. Her şeyi yapar. Müebbet lazım ona. İstersen bunu beraber halledebiliriz. Yani oğlunu ömrünün sonuna kadar hapiste tutabiliriz. Ağzından da bal damlıyor seni. İçeri gel de içeride konuşalım, gel. Artık sana ne yaptığından bahsetmiyor mu? Hoşuna mı gitti? Yani... bak, son zamanlarda sürekli itibar kaybediyorsun. Ne diyeceğim sana? Cansızın bana verdiği kurşunu sana verebilirim istersen. Yok, boş ver. O sende kalsın. Ayrıca unutma, ben kaybederken de kazanırım. Para. Transfer. Ne zaman? Yarın. Deniz yoluyla mı? Onu yarın öğrenirsin. Aksilik çıkmayacak. Sana söyledi.
Müdürüm, müsaade var mı? Gel Kadir, gel. Gel, gel. Lan oğlum, sen nasıl bir adamsın ya? Göreve döneli 2 gün olmadı, kendini vurdurtmayı başardın yani, bravo. Ya müdürüm, sen de Zeynep gibi konuşmaya başlayacaksan şimdi. Ha, Zeynep ha? İyi, iyi. En azından seni ayakta tutacak birileri var çok şükür. Ben müsaade edersen konuya gireyim mi hemen? Gir bakalım. Cansız'ın aracı olacağı bir para transferi yapılacak. Nereden biliyorsun? Eski bir arkadaş söyledi. Eski arkadaş derken? Adem. Oğlum, bizi hançerlemesin gene. Yok, karşılığında yardım istiyor. Bizden başka da sanacak kimsesi yok. O yüzden yanlış iş yapmaz. Müsaade ederseniz ben ufak ufak yazışmalara, yoklamalara başlayayım. Tamam, başla. Yalnız evrak kısmını halletsin çocuklar. Tamam, merak etme. Tamam, müsaade, hadi bakalım. Dikkat et, gene vurdurma kendini. Çetin. Buyur başkomiserim. Oğlum, şimdi bizim içimizden 2-3 kişilik bir ekip kuruyorsun, tamam mı? Para transferiyle ilgili çalışmalar hemen başlıyorlar. İstihbaratla da bağlantıya geçiyorsunuz. Rusya'dan gelecek olan şüpheli gemi, işte uçak ne varsa bizi bilgilendiriyorlar. Sen de bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi alırsan beni haberdar ediyorsun. Tamamdır abi. Hak etmedi benim bunları, hak etmedi. Ablacığım, ne olursun birazcık sakin ol ya. Bak, Kadir de Cemre de elinden geleni yapıyor. Biliyorum Kerem hak etmedi bunları. Biz biliyoruz Kerem'in nasıl bir insan olduğunu. Ama inan bana, birazcık sakin ol. Şu an bizim yapacak başka bir şeyimiz yok. Var. Var, benim oğlumu kurtarmak için yapacak bir şeyim var. Var. Serpil abla, Serpil abla. Bundan böyle son sözlerini söylüyormuşsun gibi konuşma benimle. Görüyorsun işte, vedalaşamıyoruz. Sen hiç merak etme, bu sefer son olacak. Bu yüzden buluşmamız lazım, öyle değil mi? Aynen. Ama bu sefer nerede buluşacağımızı ben söyleyeceğim. Olur, ben değişiklik severim. Nerede buluşuyoruz? Antikacı'da. Antikacının oraya gel, geç kalma. Adem, senden bir şey isteyeceğim. Ne o? Cansız'ın dükkanından bir kaset alacaksın. Cansız'ın dükkanından bir kaset alacağım? Evet. E sık benim kafama. Almazsan Cansız ikimizi de öldürür. Yani ne var ki kasetin içinde? İkimizin sonu. Şöyle düşün. Eğer Cansız kasetin içinde ne olduğunu anlarsa, Kadir'in de oğlu olduğunu anlar. Asiye Hanım'ın söylediği türkü. Evet. Bana kasetin tam yerini söyler misin? Cansız'ın kim olduğunu, nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Seni bitirmek için Selim Gür'ün yardımına ihtiyacım kalmadı benim. İstersem şu anda karşısına çıkar, Kadir senin oğlun derim. Her şeyin sonu olur mu? Yanlış biliyorsun. Sadece senin sonun olur mu? Kadir'le uğraşmaktan vazgeç, anladın mı? Hele dün gece denediğin şeyi sakın tekrar etmeye kalkma, bu sefer sana acımam. Bu da sana son uyarım. Tamam, tamam. Hani vedalaşacaktık? Böyle mi veda ediyorsun bana?
İstersen sana cansız veda etsin, ha? İster misin, deneyelim mi öyle bir şey? Eskiden Aylin sayesinde onu benden alabilmek için benimle görüşürdün. Sonra Kadir'e annesini vermek için görüştün. Şimdi ise beni uyarmak, tehdit etmek için görüşüyorsun. Ama geliyorsun ya. Önemli olan bu. Seni görebilmek için yeni sebepler yaratmak zorunda bırakma beni Zeynep. Çünkü yaratırım. Sonunda ölüm bile olsa yaparım bunu. Manyaksın sen. Galiba. Ama artık ben de manyağım. Eğer benim üzerime gelmeye devam edersen yapacaklarıma sen bile inanamazsın. Vazgeç şu takıntılarından. Keşke vazgeçebilsem. Kimseye bir şey demeden çektin gittin evden, sonra bu olay oldu. Tuzak kuruldu benim oğluma. Benden mi şüphe ediyorsun? Benim oğlumun canını yakmış herkesten şüphe ediyorum ben. Bak. Ben senin oğlun için ölürüm. Onun var ya. Zerre umurunda değilim biliyorum. Olsun. Ölürüm ben onun için, anlıyor musun? Peki merak kim tuzak kurdu benim oğluma, ne olur biliyorsan bir şey söyle Allah aşkına, ne olur. Bilmiyorum. Bak sen biliyorsundur. Yıllardır tanıyorsun onu, dostu kim, düşmanı kim, hepsini biliyorsundur. Eğer ona tuzak kuranları bulamazsak benim oğlumun sonu olur. Buz gibi duvarların içinde yapayalnız kalır benim oğlum. Her an benim oğlum hapse girerse ben bir daha yaşayamam. Tamam. Ağlama. Ağlama. Sen öptedi ağlama. Bulacağız bir çaresini ya. Bilmiyorum ama bakın orada. Diğer kayda geç. Bak bak bak, sekseki görüyor musun? Cemile gömmüş geliyor. Aynen öyle abi. Cemil'in ölüm saatiyle ilgili adli tıp raporu geldi mi? Geldi abi. Cemil Tuna'nın ölümüyle Yakup'un geri dönüş saati birbirine uyuyor abi. Güzel. Bunu cinayet masasıyla paylaş. Tamam abi. Oğlum Yakup'u bul. Baş üstüne abi. Sen de telefon sinyallerinin takibini başlat. Hızlandır yani mevcut. Hemen ortadan kayboluyorsun. Ben Cemil'in cenazeye giderim diyordum ama hakkımı helal ederdim çocuğa. Saçma sapan konuşma. Gidiyorsun buradan. Tamam lan tamam. Gideceğiz. Hazırlanıyoruz zaten. İki bavul da mı yapmayalım? Biz derken Meral'e bu konudan bahsetmedin değil mi? Rahat olsana sen bir ya. Meral benim Cemil'i ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Hani Cemil uyansa Yakup beni öldürdü dese inanmaz yani o derece. Gidene kadar adres değiştirin. Sakın aynı yerde kalmayın. Ya tamam lan tamam, sen bir rahatlasana ya. Hayret bir şeysin. Yalnız güzel işte ha. Vallahi biliyorsun bu işleri. Gel lan sana bir sarılayım. Sakin. Nedir bu? Adli tıp raporu. Kerim'in elinde barut izi yokmuş. Güzel. Yani ben yapmadım diyorsa yapmamıştı zaten çocuk. Sizde bir gelişme var mı? Vallahi biz Yakup'un üzerinden ilerliyoruz. Mabese kayıtlarından ayıkladık papağanı.
Cemil'le beraber girmiş, Cemil'siz dönmüş. Yani cinayetin kimi işlediğini bulduk. Sayılır ama elimizdekiler Kerem'i kurtarmaya yetmiyor. Şimdi çocuk ifadesini verecek. Savcı elindekilere baktıktan sonra da Kerem'i direkt cezaevine yollayacak. Ama başka bir mevzu var benim seninle konuşmak istediğim. Yani bak bu Yakup'luk bir mesele değil. Yani bak Yakup böyle düz, dümdüz bir adamlar. O gider Kerem'in kafasına sıkar yani, anladın mı? Öyle Cemil'e gideyim, ayartayım, gideyim bir kenara silah koyayım falan. O Yakup kalibresinde insanların yapacağı işler değil yani. Bu işin içerisinde bir azmettirici var. Ben az buçuk biliyorum bunun kim olduğunu. Onun ama elimde bir şey yok, onu sen de biliyorsun. Sürpriz. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Hatırladın mı Serpil teyzeyi? Ha. Hani kafasına silah şey etmiştin. Ha, hatırladım. Ha. Ben de son anda gelip seni şey yapmıştım. Hı. Şimdi Demir. Ben Serpil teyzeyi nasıl susturdum biliyor musun? Dedim ki ona, Serpil teyze sus. Çünkü eğer konuşursam Kerem gider, Demir'in beynini patlatır, hapse gider. Yani kadın da oğlu nihayetinde sustu. Sen de kurtuldun. Ama ne oldu? Kerem'in başı yine belaya girdi. Ne anladım ben bu işten? Olacak iş değil vallahi. Sen beni çok mahcup ediyorsun Demir. Çöz bu işi. İfadeni alacaklar. Hazır mı? Siz başlayın en baştan anlatmaya. Akşam 8 gibi dükkandan çıktım, eve doğru gidiyorum. Kerem'in başına gelenlerle benim hiçbir alakam yok. Öyle mi? Hı hı. Hı. Niye Yakup'a 100.000 liralık çek verdin o zaman? Ha, o. Onunla bir alışveriş yaptık. Alışveriş? Hı hı. Önümde ağlayarak diz çökmüştün. Kerem'in kalbini bildiğimi, onun kalbinde zerre kötülük olmadığını söylediğimde bana dedin ki, oğluna başına gelecek her şeyi hak ediyorsun demiştim. Bil diye söylüyorum. Ölümünün sebebi oğlum. Olsun. Ben ondan razıyım. Ne olursa olsun razıyım. Hem yalan söylediğim besbelli çünkü ben oğlumun kalbini biliyorum. Onun kalbinde zerre kötülük yoktur. Kimseyi bilerek incitmemiştir benim oğlum. Kimseyi bilerek kırmamıştır.
Hayatım boyunca bir kişi. Sadece bir kişi. Bana bu kadar inansaydı belki de bu silah... Günden beri düşünüyorum biliyor musun? Acaba ne diyecekti diye. Hadi şimdi söyle. Ne olurdu? Benim Kerem'e inandığım gibi biri de sana inansaydı. Değiştiremezsin. Ama bugün yapacağım bir tek şey sana bütün geçmişini unutturur. Kerem'in başına gelenlerle ilgili bildiğin her şeyi anlat. Ve biz de geçmişi unutalım. Anlatmazsan o geçmişi biz değil. Kadir sorar sana. İfaden de atladığın bir şey yok değil mi? Yok. Söylenmesi gereken her şeyi takır takır söyledim memur bey. Cemre sana ne? Ne oluyor? Seni cezaevine gönderebilirler. Üzülme ya. Sen benim masum olduğuma inanıyor musun? İnanıyorum. E tamam bu kadar. Sen benim masum olduğuma inandığın sürece benim üstesinden gelemeyeceğim hiçbir şey yok. Gerçekten mi? Zerre şüphen olmaz. Kapıyı delireceğim. Allah. Kadir bu anahtarı açmıyor haberin olsun. Ha ben bunun kilidini değiştirdim ya. Ne yaptın ne yaptın? Kapının diyorum kapının kilidini değiştirdim diyorum. Niye yaptın ki böyle bir şey? Niye yapmayayım böyle bir şey? Yani burası park mı? Öyle her istediğin zaman buraya gelemezsin tabii.
İlişkiyi biraz böyle ara vermek lazım, ara. Ha, sen ne diyordun, neydi o? İlişkiye yeni bir şeyler katmak lazım. Sen bana misilleme mi yapıyorsun? Hayır, ne münasebet. Ben öyle bir insan mıyım? Tamam, çekildireyim. Giremezsin çünkü müsait değilim. Evde ismini vermek istemediğim bir misafirim var. Ya manyak mısın Nesin? Çekil şuradan Allah'ını, deli midir nedir? Ya sen ne kadar numaracı bir insansın. Nerede hani misafirin? Kadir, ne yapıyorsun? Niye kapıyı kilitledin? Kim, ben mi? Hiç farkında bile değilim ya. Farkında değilsin. Yo, değilim farkında. Ya ne olur aç şu kapıyı, vallahi ben çok takılırım. Acil bir şey olur Allah korusun, çıkmak isteriz çıkamayız. Bir şey olur. Ha, bir şey olur. Niye takıldın? Bir şey takılmadım ki. Niye takılayım? Ayrıca her şey olabilir. Bu hayatta öyle değil mi? Yani iki tane eski sevgili çıkıp bir anda çarpışabilirler. Veya her şey bitti derken bir anda yeniden başlayabilirler. Değil mi? Hı? Yani yaşayacakları ne varsa yaşasınlar. Yaşamalılar zaten. Öyle değil mi? Yaşasınlar mı? Bence de yaşasınlar. Yaşasınlar tabii ki. Mutlaka yaşasınlar. Yaşasınlar da. Alacaksın, anladın mı? Yoksa ölürüz. Bırak. Anladın mı? Bırak. O kaseti alacaksın.
Kadir. Hı? Ben buraya niye geldim biliyor musun? Biliyorum neden geldiğini. Yok bilmiyorsun, orası zaten belli oluyor da yani bilmiyorum. Ay bir dakika müsaade edersen anlatacağım. Ya niye müsaade edeceğim, dursun. Ya dur, anlatayım bir dakika dur. Bu ne? Selim Gür'ün şahsi bilgisayarından alınmış belgeler. Ne diyorsun sen ya? Ben orada kara para trafiğine ilişkin bir şey olabileceğini düşündüm ve Cemre'den yardım istedim. O da gidip babasının bilgisayarından aldı, hepsi bunun içinde. Ya siz var ya siz. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bazı dosyalar şifreli. Ben açmayı denedim ama açamadım. Belki sen bir şey bulursun. Ben bulmaz mıyım? Ben bulmaz mıyım? Bulmaz mıyım? Ne yapıyorsun Erik? Ne yapıyorsun şu an? Emniyete. Şimdi? Evet. Gideyim bir an önce bakalım neler yapabiliyoruz diye. Bizim zaten... vaktimiz var. Daha günlerimiz var. Gecelerimiz var. Çok vaktimiz olacak bizim. Ha Zeyno. Hı? Yakala. Kilitleyip çıkarsın. Tamam. Şu bana bak. Yarın alacağım senden. Gıcık. Geldim. Zeynep Tuncu'nun imzalarının olduğu evraklar. Çok güzel. Çok güzel. Demir, senden bir şey daha rica edeceğim. Bağlantılarını kullanarak Zeynep Tunç adına bir banka hesabı açtır lütfen. Bu banka hesabına bizim şirketten yüklü bir para aktar. Zeynep Hanım zimmetine para geçirmeye başlasın yavaş yavaş. Tabii, siz nasıl isterseniz. Seneyimiz? İyiyim ya, iyiyim. Yani biraz yorgunum sadece. Haklısın Demir. Seni çok çalıştırıyorum ama az kaldı. Yakında zahmetlerimizin meyvesini yemeye başlayacağız. Siz çıkıyor musunuz? Aa evet, Belma ile buluşacağız. Yemeğe çıkaracağım onu. Çoktandır ihmal ediyorum. Size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Aa bu arada Demir, Kerem Korkmaz'la ilgili bir gelişme var mı? İfadesi alındı, yarın mahkemeye çıkacak. Cemil Tuna'nın ailesine de çok iyi bir avukat ayarladım. Güzel. Ailesi bir şeyden şüphelenmedi değil mi? Yok, hayır. Güzel. Hapiste de onu bir sürpriz bekliyor olacak. Kerem'e mi? Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Alper sen ne yapıyorsun burada? Selim Bey odasında çıkacak birazdan, seninle yemek yiyeceğini düşünüyor herif. Bırak onunla yemek yemeyi, onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Saçmalama Belma, saçmalama. Niye anlamak istemiyorsun? Ondan korkuyorum. Her şeyi göze aldım, ondan boşanacağım. Ne? Evet duydun, ondan boşanacağım. Artık bu sevgisizlik ve korkuyla daha fazla yaşayamam. Üstelik sevmediğim bir adamla. Ben gerçekten her şeyi göze aldım. Onun bana sağladığı hayatı da istemiyorum. Seni seviyorum, seninle olmak istiyorum. Belma kendine gel. Kendine gel bak, ofisteyiz. Her şeyi mahvedeceksin. Her şey mahvolmuş durumda zaten. Farkında değil misin? Selim boğazına kadar belaya batmış durumda. Cemre yakında babasının nasıl bir adam olduğunu öğrenecek. Ortalık fena karışacak. Peki biz nasıl ayakta kalacağız? Ha, ayrıca şu video olayı da var. O videoyu elinde tutan kişi en doğru zamanı bekliyor bizi bitirmek için.
Peki biz neyi bekliyoruz? Sonumuzu mu? Yapar ki konuş. Sana seni sevdiğimi söylüyorum. Hiçbir şey ifade etmiyor mu senin için? Bak, ben artık tehlikede olmak istemiyorum. Senin yanında olmak istiyorum. Eğer Selim'den ortada görünen bir sebep yokken ayrılırsam bizden şüphelenmez. Seni de artık buraya bağlayan bir şey yok. Yok değil mi? Emir. Sen ya. İyice kafayı yedin artık. İyice delirdin. Benim seninle ilgili hiçbir hayalim, hiçbir planım yok. Anladın mı? Ne yaşadıysak yaşadık, bitti gitti. Ben bu bütün geçmişinden kurtulmak istiyorum, anladın mı? Unutmak istiyorum. Sen de unut. Çetin. Abi. Çetin. Bunun içerisinde şifreli belgeler var. Sen bu şifreleri ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Kırmadan benim yanıma gelmiyorsun. Tamam. Tamamdır abi. Yemin ediyorum ben bir kurabiye canavarı oldum. Bakar mısın şunlara? Çok güzel görünmüyor mu? Hmm. Güzel görünüyorlar. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Pişt. Geçecek, merak etme. Sen nasıl dayandın? Neye? Ya çok uzun bir süre Kadir'le ayrı kaldınız ya. O ayrılığa nasıl dayandın? Dayanamadım ki. Ama onsuz bir hayatın oldu. Ona bir hayat demeyelim. Daha çok bir hayal kırıklığı. Ailenin dışındaki her şey benim için bir hayal kırıklığıydı. Başkasının hayatını yaşıyormuşum gibi sıkışıp kaldığım bir hayat. Ama merak etme, sizin başınıza böyle bir şey gelmeyecek. Öyle mi düşünüyorsun? Sen farklı mı düşünüyorsun? Ya her ihtimali düşünüyorum diyelim. Elimizdeki deliller yetersiz. Ama eminim sen daha fazlasını bulacaksın. Bulacağım. Bedeli ne olursa olsun yapacağım bunu. Ha işte tam bundan bahsediyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne olur şunun bir tadına bak ya. Vallahi çok güzel oldu diyorum. Isır ısır ısır ısır. Bir de Kadir benim yemeklerime laf ediyor. Mis gibi yapmış mı?
bırak onu yerine. Sen bununla mı oynuyorsun dayı? Bırak onu yerine. Hayırdır, ne istiyorsun? Sana tamir et diye vermiş olduğum kaseti almaya geldim. Yaşıyor mu? Hı hı. Yaşıyor. Dayı, bunda bir arıza mı var? Bu teyip mi bozuk? Hayırdır? Yok, çalışıyor, dönüyor işte. Senin kaset boş. Olsaydı sesini bir şey duyardık. Bu kaset boş değil. Bu kasetin içerisinde bana kaydedilmiş bir türkü vardı. Türkü mü? Evet. Ne türküsü? Annemin benim adıma kaydetmiş olduğu bir türkü vardı. Güzel midir annenin sesi? Sana ne? Bir zamanlar benim için de türküler söyleyen bir kadın vardı. Annem değil. Sevdiğim bir kadındı. Ama artık söylemiyor. Niye? Sesini duymak bile istemiyorum da ondan. Şimdi bak, ben sana bir dolu kaset verdim. Sen bana kalkmışsın, boş kaset veriyorsun. Ben sana verdiğim kaseti istiyorum. Efendim? Ha abi. Abi şu bana verdiğin flash diskteki evrakların hepsinin şifresini siber suçlar kırdı. Haberin olsun. Tamam, geliyorum. Nasıl, para teslimatında bir gelişme var mı? Ya sen teslimatı meslimatı boş ver. Kaseti istiyorum senden, kaseti. Sen de karanlıkta gözünü kapatan çocuklardansın. Kendine diyorsun ki, ben gözümü kapattığım için her taraf karanlık. Oysa öyle değil. Sen gözünü açık tutsan da dünyanı karartan biri var. Karımla çocuğumu cansız öldürdü demiştin ya. İşte dünyanın karartan cansız. Bak. Benim bir daha karımla kızımı sakın ağzına alma. Yoksa? Yoksa bu silahı cebimden çıkartır. Sıkmadan geri yerine koymam. Anladın mı? Ne güzel. O kaseti bul. O kaseti bul. Hayatım, dün yemeğe çıkamadık diye kırılmadın bana değil mi? Gerçekten çok yorgundum. Yok canım, niye kırılayım? Bak, kahvaltıyla telafi ediyoruz işte, daha iyi olur.
Sende bir tedirginlik var Belma. Ne zamandır söyleyeceğim unutuyorum. Bende mi? Evet. Benden gizlediğin ya da canını sıkan bir şeyler mi var? Yok, hayır. Senden gizlediğim bir şey yok. Peki senin gizlediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem, öyle lafın gelişi sordum. Hayatım, lütfen canını sıkan bir şey olursa söyle, tamam mı? Sağlığından endişe ediyorum. Ben canımı sıkan şeyleri seninle paylaşmaktan imtina ediyorum Belma'cığım. Çünkü bizim huzurumuz her şeyden daha önemli. Aile denilen şey ufacık bir huzursuzlukla, ufacık bir hatayla yıkılabilen bir şey. Ben bunu geçmişte maalesef bir kez deneyimledim ve sonuçları herkes için çok ağır oldu. Tekrar aynı şeyler yaşansın istemem. Anlıyorum. Anladığını biliyorum. Şimdi müdürüm, elimizde bir kara para trafiğinin akışı var. Bu para Veli'ye geliyor. Veli Selim'e veriyor. Selim aklıyor, ondan sonra Cansız'a gönderiyor. Her teslimatında bir takvim var. Takvimden kastın? Takvimden kastım şu, para her üç ayda bir Selim'e gidiyor. Alo. Buyurun benim. Evet, biz istedik. Dinliyorum sizi. İstihbarat. Ne zaman dediniz? Tamamdır, bir saniye bekleyin mi lütfen? Sen Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak şüpheli uçuşlara dair istihbarattan bilgi istemiştin. Doğrudur, evet. Bugün Rusya'dan buraya bir charter uçuş var. Fakat gidişte de dönüşte de yolcusu yok. Nasıl olur ya, bir ticari uçak niye boş gelip boş gitsin ki? Kaç gün kalacakmış burada? Kaç gün kalıyor uçak burada? Anladım, 12 saat. Anladım. Peki kaçta iniyor? Tamamdır, tamamdır müdür bey. Bundan sonrasını benim şubem takip eder. Uçak 4 saat sonra iniyor. Güzel. O zaman Çetin, havaalanı polisiyle irtibata geç. Uçak hakkındaki bütün bilgileri alsınlar. Denizden gelen herhangi bir şey. Rusya'dan gelecek bir tane Roro var abi. Ne zaman geliyor? Yarın. Tamam o zaman. Havaalanı polisiyle irtibata geç. Tamam. Güzel. Kadir bak, gemiye mi uçağa mı? Uçak boş çıkarsa gemiye gidemez. Niye müdürüm? Oğlum, ben senin kadar şanslı değilim. Benim üstlerim benden hesap sorarlar. Ben onlara ne cevap vereceğim? Yolu yok bunun. Birini tercih edeceksin. Şimdi bu arada bu evraklar sana nasıl geldi? Ya işte yani sizlerden iyi olmasın, sevdiğim birisi hediye etti. Arkadaş, evrak hediye edeni de ilk defa görüyorum. Şimdi sen baskın için nereye gideceğinin bir kararını ver. Bana bir iki saat müsaade edin. Ben size haber vereyim, olur mu? Hadi bakalım. Hadi siz de dikkatli olun. Kollayın birbirinizi. E söyleyecekse söyle Veli. Transfer bugün. Ama sen paranın teslimatıyla ilgili hiçbir şey söylemedin. Zamanı gelmemiş. Yani ben paraya bir şey olmasın diye sormuştum. Neden çekiniyorsun? Kadir'den. Ne yaptığını bilen var mı? Öğreneceğiz. Beklersen öğreneceğiz.
Çetin. Tamam. Şimdi bütün polis muhbirlerine haber ver. Yarın Rusya'dan gelecek olan oraya baskın düzenliyoruz. Tamam. O yüzden herkes ayık olsun. Özellikle sokaktaki herkesi de uyandırın. Tamam abi ama gerçekten gemiye mi baskın yapacağız? Ya şimdilik başka bir soru sorma. Sen dediğimi yap. Herkesi bilgilendir. Tamam. Başüstüne. Ha abi. Ha. Savcılık Kerem'in mahkeme sevkini yaptı abi. Ha biliyorum. Biliyorum. Dosya kapsamından anlaşıldığı üzere şüphelinin üzerine atılı bulunan kasten öldürme suçunun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut bilirkişi inceleme ve tespit tutanağı, şüpheli ile ilgili yapılan tespitler ve maktulün ölümüne sebep olan silahta şüphelinin parmak izi olduğunun tespiti karşısında kuvvetli suç şüphesi mevcut olduğu, İşlediği suçun ağırlığı nedeniyle kaçma şüphesinin bulunması ve delil karartma şüphesiyle suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı anlaşılması, tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı değerlendirilmekle şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına. Daha hiçbir şey bitmedi biliyorsun değil mi? Bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Benim ufak bir işim var. Ne işin var? Sonra anlatırım. Eminim sen. Yarın operasyon düzenlenecek gemiye yani. Doğru mu? Saat sonra bir uçak inecek. Kurye, pilot. Teslimat havalimanı değil. Mahmut Paşa. Tamam. Pilotun araç bilgileri telefonunuza bildirilecek. Şayet bir aksilik olursa Ruslarla sen muhatap olacaksın. Daha önce de muhatap olmuşluğun var, değil mi? Var.
bütün aileni bunlar yok etmişti. Severim Rusları. Prensip sahibi insanlardır. Affetmezler, merhamet etmezler. Size de merhamet etmezler. Ben de koruma. Ne oluyor Yakup meselesi? Abi arıyoruz hala ama şey yok. O ne demek bulamıyoruz ya? Oğlum şu zamana kadar bulamadıysanız yanlış yere bakıyorsunuz demektir. Bak bu Yakup denilen fare gibidir ha, fare. Anladın mı? Onu böyle gezerek bulamazsınız. Nerede delik var, nerede çukur var gidip oraya bakacaksınız. Tamamdır abi. Ayıptır benim kardeşim bak tutuklu şu anda. Hala bana kalkmış diyorsunuz ki Yakup'u bulamadık. Yakup'u gidin bulun. Baş üstün abi. Baş üstün abi. Hala Yakup'u bulamadık diyor. Para çarptır uçakla geliyor. Kurye uçağın pilotu. Çetin toparlan çıkıyoruz. Aşağıda operasyon bilgisini vereceğim. Akif'le Tayfun'a da söyle hemen geri dönsünler. Tamam abi. Hadi beyler. Hadi. Hadi. Misafiriniz var. Kerbe de odada sizi bekliyor. Söyle beklemesi şu anda. Çok acil olduğunu söyledi ama. Kimleri görüyorum böyle burada ya? Sen buralara böyle teşrif ettiğine göre büyük patlamışsın demektir, öyle değil mi? Sakin. Senden nefret ediyorum. Bu kumpası sen kurdun değil mi? Yakup'la birlikte. Ya sen ne zaman böyle bir adam oldun ya? Ha? Yoksa her zaman böyle miydin Demir? Sen bir cinayeti azmettirdin. Ben mi? Evet sen. Ben olsam o kadar peşin hükümlü olmazdım. Her şey bitti Demir. Bunu bilecek kadar da iyi bir avukatsın sen. Kerem oradan çıkacak ve sen onun yerine hapse gireceksin. Evet, ben de bir miktar ceza alırım. Ama asıl cezayı baban alır. Eğer cezaevine girme ihtimalim olursa hiç tereddüt etmem. Babanı da yanımda götürürüm. Orada da ölür adamcağız. Babam mı istedi bunu? Evet, o istedi. Kerem çıkarsa baban içeri girer Cemre. Bir daha da ömrünün sonuna kadar oradan çıkamaz. Biliyorum çok zor bir tercih bu. Anlıyorum seni. Ama doğru kararı vereceğinden eminim. Sonuçta kim babasının cezaevinde ölmesini ister ki? Hayat işte. Adaletsiz. Dediğin gibi Zeynep Tunç adına bir banka hesabı açtırdık. Şimdi oraya para aktarmaya başlıyoruz. Yazık. Hiç haberin olmadığı, ömrü boyunca hayal bile edemeyeceği bir paraya sahip olacak. Evet. Bu para yüzünden hapse girecek. Kağıt üzerinde zimmetine para geçirmiş olacak. Ama üzülüyorum biliyor musun? Hapishane insanın ruhunu öldürür. Doğru. Kendimden biliyorum. Ama ona defalarca seçim şansı tanıdım. Ki bunu herkese tanımam biliyorsun. Ama o ne yaptı? Yanlış şeyi tercih etti. Keyfinin yerine geldiğine sevindim Feri. Cansız geldiğinden beri seni böyle görmüyordum. Bak aranızdaki gerilimin nedenini bilmiyorum ama dikkat et Veli. Dikkat et.
Zaman zaman senden nefret etmişliğim var biliyorum ama seni severim. O parayı al Cansız'a ver. Sen sorunsuz iş yaptıkça aranızdaki gerilim de azalacak biliyorsun. Sen canını sıkma. Çok yakında kazadan önceki o mutlu günlere döneceğiz. Senden son bir şey rica edeceğim. Tabii. Kerem Korkmaz'ın hapishanede ölmesini sağlayabilir miyiz? Sorunu kökten çözeyim diyorsun. Bak, buna gerek kalsın istemiyorum. E tamam. Yani müebbet yemiş bir mahkum buluruz. Onun ailesine bolca bir para öderiz. O da gider Kerem'i vurur. Canını sıkma, hallederiz. Güzel. Çıkacaksın lan buradan. Dışarıda seni bekleyenler var. Çıkacağım buradan. Oğlumu çıkaracak mısın? Bak, sen onu çıkarırsan ben her şeyi unuturum, tamam mı? Hiçbir şey yapmayacağım. Oğlun orada kalacak. ...4414 merkez. Şahıs şu anda görüşümde. Siyah bir panel ben araca biniyor. Takip mesafesinde kalın, çakozlaması mevzuyu. Anlaşıldı 4414. Araba hareketlendi, hazırlan. Ben sana kaseti aldığımı söyledim mi? İkinci denemede aldım. Nerede şimdi? Arkada bagajda, montumun cebinde. Her şey hazır. Kurye teslimat noktasına gidiyor.
Kurye çıktı. Adamı çarşı çıkışında alın. Hayırdır? Hediyelik eşya mı bakmaya geldin? Ben özgür bir adamım. Dilediğim gibi davranabilirim. Sen? Operasyon mu var? Vardı. Bitti. Ama merak etme, sen kafanı rahat tut. Ben seni içeriye almadım. Dükkana bilerek almadım. Seni teslim almayacağım. Seni teslim almayacağım. Çünkü sen öleceksin. Ve o zaman ben senin cesedini gelip teşhis edeceğim. Ve diyeceğim ki işte bu Veli Cevher. Başkomiserim. Buyur. Çantanın içinde yüklü miktarda para var. Kuruyu ile aldık. E tamam o zaman, alan adamları. Toparlanın çıkıyoruz. Bunu alıyor muyuz abi? Yok. Bizim cesetlerle işimiz yok. Canlıları aldık. O bize yeter. Kurtuluyorsun lan Adem. Kurtuluyorsun oğlum, az kaldı. Az kaldı. Seni köpeklerin önüne atacaklar. Seni paramparça edecekler Veli. Ama yalan yok, için bir parça cız edecek. Çünkü ne de olsa biz bir zamanlar kardeştik. Kardeş. Sebebi ziyaretin? Peşinde olduğum şey. Ne oldu? Yakaladın mı yoksa? Belki yakaladım. Sen yakalayamazsın cansızı. Niye yakalayamaz bir şey? Yakalasaydın haberim olurdu. Nasıl haberim olurdu mesela? Bir bak. Etrafına bir bak. Ben sadece eşya biriktirmiyorum. İnsan da biriktiriyor. Peki o biriktirdiğin insanlar cansızın parasına el koyduğumu da söylediler mi sana? Yok, söylemedi. Güzel. O zaman benden duy. Cansız Efendi'nin Rusya'dan gelen paralarına ben el koydum. O biriktirmiş olduğun insanlar Cansız Efendi'ye söylesinler onun parasına el koyduğumu. Anladın mı? Çoktan haberi olmuştur. Hamlesini hazırlıyordur. Zamanını bekliyordur belki. Ben hazırım dayı. Sıkıntı yok. Orasını bilemezsin. Nereden saldıracağını biliyor musun mesela? Bilemezsin. Bakarsın o saldırmaya hazırlanırken ben onu alıveririm hemen. Hı? Şimdi uzatmayalım. Sen benim tarafımda mısın yoksa karşı tarafta mısın? Kimsenin yanında ya da karşısında değilim. Yanlış. Bu yanlış bir şey. Sen benim tarafımda değilsen karşı taraftasın demektir. Yanlış. Bana ikinci basamağı vereceksin. Ve ben tekrar buraya bunun için geleceğim. Haydi. Parayı aldı. 7 milyon euro. Şimdi Ruslar arayacak.
Ne diyeceğiz onlara? Fikri olan var mı? Para senin yüzünden gitti. Daha önceden haber verseydin hazırlık yapardık. Kaset? Ne kaseti? Nerede? Ne kaseti? Adem, sen kasetin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Adem, sen kasetin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Burak. Kaset nerede? Sana ne demiştim? Aile zaaftır. Onlardan kurtulmazsan zayıf düşersin. Bak bu kadar işte. Bu kadar. Şimdi artık kaset nerede? Sen düşün. Burak, al gel. (Gülüyor)
hoş geldiniz. Menümüz. Menü. Yok, istemiyorum kardeşim, sağ ol. Bana telefon açıp çağırınca ben de yemek yiyeceğimizi sandım. Bak, ömrüm boyunca şüphe duyduğum hiçbir lokmayı boğazımdan geçirmedim. Bak, ben bir avukatım. Kazandığım paranın nereden geldiği belli. Fazla konuşma lan, şov yapma. Şovu tribünde yapıyorlar, atır size. Benim sayemde mesleğine geri döndün. Teşekkür edeceğine hakaret ediyorsun. Bana bak, sen bu davaları neden geri çektin? He? Kim senin tasmanı çekti? Beli mi çekti, cansız mı çekti? Kim çekti? Kim onlar? İkisini de tanımıyorum. Hatırlatayım mı? İster misin? Veli'nin kuryelik yaptığı, senin paralarını akladığın adam. Yani benim eceli olduğum adam. Kanıt göster bana, kanıt. Böyle boş boş laflarla canımı sıkma. Nerede kanıtlar? İyi akşamlar. Bana bak. Şşt. Bunlar senin bilgisayardaki belgeler. Orada çok ciddi bir kara para trafiğinin takvimi var. Hepsi bu mu? Bunlarla mı korkutuyorsun beni? Yok canım, daha bitmedi. Dur. Dur, daha yeni başladı. Yurtkili sen bilir misin? Hatırlatayım mı sana canım benim? Hani şu doktor olan, hani cinayete kurban giden, hani hesabına yüklü para transfer edilen. Hatırladın mı? Selim Bey, söylediklerimizi duyabiliyor musunuz? Duymak ne kelime, baksana ya şu gözlerindeki cinliğe. He? Ya şu laflar var ya, adamı diriltir diriltir. Bitmedi daha, dur. Böyle heyecanlı gözlerle bakma. Cemre, kızım. Annem nasıl öldü baba? Kerem'in başına gelenlerde de bir parmağın var mı? Bunların hepsi için iyi bir açıklaman vardır umarım. Yoksa onun yerine sen yatacaksın. Şş. Sen bizim istediklerimizi verecek misin? Yoksa ben zorla alayım mı?